Eğer bir şeyi deneyimleyecek olsanız, ancak deneyiminizi kelimelerle anlayamayacak ve anlatamayacak durumdaysanız, o zaman şüphesiz ki deneyiminizi başkalarına tam manasıyla ifade edemeyecektiniz. Bu yüzden hiç kimse sizin ne yaşadığınızı anlayamazdı. Ancak bu doğru olsaydı, bu sizin de anlayamayacağınız anlamına mı gelirdi? Ludwig Wittgenstein, 20. yüzyılda yaşamış yarı Avustralyalı, yarı İngiliz bir filozoftur ve dilin doğası, kişilerin iç deneyimleri ve aralarındaki ilişkilerle ilgili eşsiz, çığır açıcı ve genelde kafa karıştırıcı fikirleriyle bilinir. Bu ilişkiyi görselleştirebilmek için Wittgenstein, Felsefi Araştırmalar kitabında şöyle bir deney yapmayı önermiştir. Bir grup insan düşünelim. Herkesin birer kutusu var. Her kutunun içinde aslında birer böcek var. Fakat bu deneyde insanların başka insanların kutusunun içine bakması yasak. Herkes sadece kendi kutusunun içine bakabilir ve kutularında ne olduğundan bahsedebilir. Sorun şu ki insanlar başkalarının kutusunda bir böcek olduğunu gerçekten bilebilirler mi? Ve eğer bilebilirlerse insanlar diğerlerinin kutusundaki böceğin nasıl göründüğünü anlayabilirler mi? Tabii herkes kendi kutusunun içinde ne olduğunu anlatmaya çalışabilir. Ancak bunu herkesin bilip anladığı sözcükleri kullanarak yapmalılar. Ve anlatacakları şey bu deneyde bir böcek. Ancak Wittgenstein'e göre kutunun içindeki şeyi böcek kelimesiyle anlatabilmeleri mümkün değil. Çünkü hiç kimse diğerinin böcek ile neyi kastettiğini bilmiyor. Sonuç olarak böcek kelimesi sadece kutunun içindeki şeyi temsil edebilmek için var. Ancak kutuların içinde ne olduğunu tam olarak ifade etmez ve edemez. Wittgenstein bu analojiyi hissedilen durumları koklamak, acı çekmek, aşık olmak, üzülmek gibi duyu ve hisleri ve insanların ifade etmeyi başaramadığı bu gibi şeyleri diğerlerine anlatamayacağımızı göstermek için kullanmayı öneriyor. Burada kutu kafamız ve böcek de ruh halimiz. Ben sizin böceğinizi göremem. Siz de benimkini göremezsiniz. Böcek hakkında düşünüp iletişime geçmeye çalıştığımızda seçeceğimiz kelimenin herkes tarafından anlaşılabilir ve öğretilebilir olması gerekir. Wittgenstein'e ve diğer birçok insana göre dil tamamen sosyaldir. Bu teori aynı zamanda mahrem dil argümanı olarak da bilinir. Bu teori tek kişiye mahsus olan hiçbir dilin anlaşılamayacağını öngörür. Dil sadece toplulukların ortak kullanımı ile şekillenir. Bu yüzden birinin duygu durumu sadece kendisine mahsustur ve dil kullanılarak bu duygu durumu başkalarına anlatılamaz. Bu birisinin deneyimlediğimiz şeyi bizim gibi mi deneyimlediğini, bu tecrübeyi anlatmak için aynı kelimeleri kullansa bile anlayamayacağımız anlamına geliyor. Sadece tahmin edebiliriz. Zihinsel deneyimleri mantık çerçevesine oturtmak, iletişimde kullanmak ve tam olarak kavramak bir noktadan sonra anlaşılmaz hale geliyor. Mesela birisi taze biçilmiş çimenin güzel koktuğunu söyleyebilir ancak kokuyu tarif etmesini istediğimizde bahar havası gibi veya doğal koktuğundan bahsedebilir. Doğallığın veya bahar havasının nasıl koktuğunu sorduğumuzda da belki anlatmak için çabalayıp kokuyu başka hangi kokulara benzettiğini söyleyebilir ancak nihayetinde ve kaçınılmaz olarak dilin sınırlarına ulaşacaktır. Açıklama istemeye devam ettikçe sorularımız cevapsız kalacaktır. Kelimelerin ötesinde koklayan hariç kimsenin cevabını bilemeyeceği bir histir bu. Bir kimse konuşamayacağı bir noktaya geldiyse sessiz kalmalıdır. Wittgenstein dil sınırını ve mantık çerçevesini aşan duygu durumları için böyle söylüyor. Dilin sunabilecekleri ve ortak kullanılan kelimelerin ötesinde burada en çok üzerinde durulması gereken şey kendimiz gibi değil başkası gibi olmanın nasıl hissettireceğini bilemeyeceğimizdir. Kendi kafamızdakiler ötesinde dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlayamayız. Asla bir başkasının mavisinin nasıl göründüğünü bilemeyiz. Ya da birisinin koluna atılan yumruğunu nasıl hissettirdiğini ya da birisinin hissettiği aşkı veya mutluluğu. Hepimiz kendi zihnimizde hapis durumdayız ve birbirimize seslenip birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak hiçbir zaman birbirimizin zihnine girmeyi başaramayacağız. Beyinlerimizin şekli, yapısı ve sistemi çoğunlukla aynı olmasına karşın beyinlerimizdeki bilinmez psikolojik tabaka nörolojik bağlantıları dönüştürüp onu soyut, nicelikten ve anlatılabilirlikten uzak kılıyor ve yaşadığımızın ne olduğunu, nereden geldiğini ve farklı zihinlerde nasıl yorumlanacağını anlaşılmaz tutuyor. Felsefi görüşlerin veya bilimsel teorilerin ötesinde şunu söyleyebiliriz ki, kimse bu evreni sizin yaşadığınız ya da yaşayacağınız gibi tecrübe etmemiştir ve edemeyecektir. Hiç kimse sizin içinde bulunduğunuz zamanda ve bulunduğunuz noktadan dünyaya bakmıyor. Bilincinizin etrafında şekillenen özel bir his veya kafanızdaki dünya görüntüsü, evrende siz olmanın nasıl hissettirdiği gizemini saklı tutarak sadece ve sonsuza dek size ait. Belki de hepimiz deneyimlerimizi çok benzer şekilde yaşıyoruz ya da hepimiz dünyayı çok farklı hissediyoruz. Sizin maviniz, sizin hissettiğiniz acı, sizin aşk deneyiminiz belki de gerçek mavi, gerçek acı hissi ve evrendeki tek doğru aşk duygusudur. Buradaki nokta bunları bilemeyeceğimiz. Çünkü her birimiz başka hiçbirinin ulaşamayacağı cevaplara sahibiz.